tarihle kültürün, zenginle fakirin, modern binalarla çarpık yapılaşmanın, kısacası Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu 18 bin lira, bu 12 bin lira. Düşme ha. Otelden çıktık şimdi, taksi çağıracağız. Uygulamayla taksi çağırabiliyoruz. O geldikten sonra sizi çok güzel bir yere götüreceğiz. Cihan dersine çok çalışmış. Hazır olun ve bekleyin derim. Do you know the trains in here, do they have beds, like rooms to sleep? Oh, every train you can sleep inside because they sit so comfortable. Okay, air conditioned, everything. And have air conditioner. Şu anda 44 lira veriyoruz. Tamam, Cihan'a göre bir yere girdik şimdi. Pinti masuk Cihan. Girişi ücretsiz değil mi? Üstüne pinti yazıyor o yüzden. Ben pinti değilim, tutumluyum ya. Sen pinti değilsin gerçekten. Ya hatta bence ben senden daha pintiyim. Ya ben anlamıyorum, videolarda da paradan falan bahsetmeyin diyor insanlar. Abi niye paradan bahsediyorsun? Sonuçta buraya geldiğimizde buradaki masrafları size de söyleyeceğiz. Herkes rahat gezecek diye bir şart yok. Gelip burada bütçeli gezmek isteyen arkadaşlar olursa bizim verdiğimiz fiyatlardan faydalanacaklar, öyle değil mi? Kesinlikle, ben de öyle düşünüyorum. Evet, geldik Manas'a. Geldik! Hemen küçük tarihi bilgilerle giriş yapayım o zaman. Evet, lütfen. 1945 yılında bu Endonezya vatandaşları 2. Dünya Savaşı son bulduktan sonra bir özgürlük ateşi giriyor içlerine. Aynı bizdeki Atatürk'ün çıkıp Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi gibi kongrelerde halkı bütünleştirdiği kongrelerimiz var ya. Hı hı. Bunlar da 1945'te bir özgürlük ateşiyle birlikte biz diyorlar artık bağımsız olmak istiyoruz ve Hollanda'nın sömürgeliğinden kurtulmak istiyoruz diye bir araya geliyorlar. Bu gördüğün anıt da yüksekliği 137 metredir. O 1945 yılında halkın özgürlük ateşini temsil ediyor. Bak tepesinde de bir alev var. Şöyle. Çok güzel. Onu temsil ettiği için bence çok değerli bir yapı. Simgesel bir şey şehirle ilgili. Gireceğiz, göreceğiz. Asansörle falan çıkılıyormuş. Biraz zorlu herhalde. Tepesine çıkabiliyor muyuz? Çıkıyoruz. İçinde müzesi falan var. Aa, çok iyi. Domdom kurşunu değdi. Evet, Zeka Küpü Ebru Özdemir ve kocası baş Zeka Küpü Cihan Özdemir şu anda girişi yanlış girmişler. O yüzden yarım saattir etrafında bunun döndük, turumuzu attık. İnşallah şimdi şurasıdır girişi. Bence var ya, bize diyorlar ki hani her tarafını görmüş olun. Biz çünkü bir şeyin etrafında mutlaka 360 dönüyoruz. Derece dönüyoruz. Mutlaka, evet, ister istemez. Kaldığımız otelin etrafında, yemek yediğimiz restoranda, girdiğimiz müzelerde. Var mı bir duyguyu böyle bir taşlandıracak bir şarkımız şu anda, efkarlı bir şarkı? Ne olabilir? Saçların arasına dom kurşunu değdi, dom kurşunu değdi. Bak, bizi burada temsil edecek bir şarkı söylesek, insanlar da duyacak olsa, aa desinler bak Türkiye ne güzel şarkılar yapıyor. Hangi şarkı söylersin? Hangi şarkıcı yani o? 3, 2, saçların arasında dom kurşunu değdi, bir avcı öldü beni. Türkiye. Türkiye. Hazır mısın? Ne oldu? Şuradan girip sanırım yer altından geçiyoruz böyle yok buraya. Yok canım. Vallahi entrance diyor. Bak, entrance to Monas diyor. Aa. Hello sir. This is to there, yeah? Wow, thank you. Ağaç yaşken eğilir diyor. O el hareketi o muydu? Tabii. Aa, ben size bir şey söyleyeyim mi burayla ilgili? Hı. Ben böyle şeylere çok dikkat ediyorum. Şimdi mesela diyelim bana su verecekler, tamam mı? Şöyle verirsin ya sen, onlar böyle veriyor. Evet. Bu koluyla bunu destek alıyorlar. Elim sende hesabı. Böyle veriyorlar. Turistlere karşı evet saygılılar. Kendi aralarında da saygılılar bence. Şimdi ben burada bağıra bağıra saçların arasından niye başlasam? O kadar abartma. Yapmayacağım. Bir dakika izin ver, yapmayacağım. Telif hakkı var. Ben burada şimdi kaşların arasından diye bağırsam, bütün herkese oynasam yarışmayı kazanırım. Kazanırsın. Sen bence ücretsiz burada bir ay tatil de kazanırsın, öyle bir şey yaparsın. Kediye bak. Burada ne kadar çok kedi var değil mi? Evet, çok var. Ama hiç köpek yok. Köpek yok. Sıfır köpek gördük. Çok fare var, çok kedi var.
Ve ben bunu soracağım birine. Kedilerin kuyruklarının yarısı yok. Evet, geneli koparılmış. Kopmuş ya da belki kavga ediyorlardı kendi aralarında. Belki de. Farelerle kavga etmedikleri kesin çünkü. How much for two people we want to see monument? Yeah, you going up? Up. %75,000 75,000. İki kişi 75.000 rupiymiş, yani 150 lira. 50. Aha çıkmıyor lan. Bende vardı. 60, bir dakika. 70. 70. Aha da bu kaldı. 2 lira kaldı cebimde. 50, 60. Ver ver ya. Please, please. Sorry. Alıyorduk 10 lirayı geri. Sorry, where are you from? We are from Turkey. Turkey, yes. The officer call you session and then number going up. Yes. Okay, you might be waiting 1 o'clock until 2 o'clock. Okay. For the escalator, yeah. Okay. Terima kasih. Saat 1-2 arası asansör sırası bekleyebilirsiniz dedi. Numaramız 39. Asansöre sırayla biliniyormuş yani burada biliniyormuş. Asansör nerede? Asansörü bilmiyorum. Şuradan bir geçelim. Bari sıraya girelim. Sıra. Kimse çantasını koymuyor aşkım. Back. No. Why? Evet, çantayı koyduk boşu boşuna. 39 numaralı asansör sıramızı yakalamaya gidiyoruz şimdi. Binanın boyunu söylemiş miydim? Ne kadar? 137 metre. Şimdi biz 137 metrenin en tepesine çıkabilecek miyiz? Çıkacağız, parasını verdik. Peki. Hı. Bunun için mi asansör sırası bekleyeceğiz? Büyük ihtimalle 137 metreye nasıl çıkacağız yoksa? 1-2 saat mi bekleyeceğiz? Ben kaçırdım evet, bir şeyleri. Saat 1, saat 2 arası asansör sırası bekleyebilirsiniz dedi. Saat şu anda 1.30. Yani yarım saat kadar asansörü beklersiniz dedi. Tamam. Ama ben orada tanıdık manadık bir şey bulurum. Vallahi bulurum. Terima kasih. Sürekli bir aşağı bir yukarı. Hazır mısın yeni bilgiye? Evet. Burası tamamen mermerden yapılmış. Nasıl yani? Mermer yapı diyor. Tamamen? Öyle diyor valla. Aa evet ya. Her yer mermer, baksanıza. Kaç tane dağ gitmiştir buraya? Endonezya'nın 1945 yılıyla birlikte artık sömürge ülkesi olmaktan kurtulup yavaş yavaş özgürlük tohumlarını atmaya başladığı hareketlerin canlandırmalarını görüyoruz. Bu ikinci başkan, buradaki anıtı bitiren ikinci başkan, Soeharto ismi, doğru hatırlıyorsam. Bak burada vatandaşın yine o zamanki eylemlerini falan canlandırmışlar. Bu şekilde devam ediyor. Komple bütün bir salon. Şöyle yuvarlak çiziyor hatta. Bu şekilde bakın hala. Herhalde sonuna kadar nasıl başladı, nasıl bitti onu anlattığı bir hikaye. Jakarta'da Old Town diye bir bölge var. Asıl Jakarta'nın ilk kurulduğu yer orasıymış. Ve bu sömürgeci Hollanda özellikle depo binalarını, işte o zamanki hükümet ettiği binalarını falan o bölgeye kurmuş. Böyle bir sur içi bölgesinin içiymiş orası da. Şu anda surlar falan pek kalmadı bildiğim kadarıyla ama gittiğimizde göreceğiz nasıl bir yer. Old Town meydanına, merkezine gideceğiz akşam. Endonezya'nın yakın tarihini anlatan canlandırmaların hemen karşısında yine Endonezya'nın eski tarihini anlatan canlandırmalar da var. Burada büyük ihtimal böyle kabile toplantıları falan anlatılıyor. Buraya klima koymamışlar ilk defa. Normalde her yeri buz gibi yapıyorlar. Saatimin içine baksana, nemden ne oldu? Buraya geldik mi saat almıyoruz, 100 liraya bulursak değil mi? Bizim asansör sıramız kaçmış olabilir, 2'ye kadar binin falan dediler, saat 2. Escalator, where is escalator? Okay, thank you. It's okay. Evet, yine kaybolduk. Asansörü ararken, galiba çocuğun döndüğü tarafa dönmeyecektik bebeğim. Öbür taraf da aynı yere çıkıyor. 360 bir tur attıktan sonra diğer tarafa bakacağız. Tabii ki atmadan olmaz. Şu kaybolma aramızda olmasa biz nasıl gezeceğiz bu ülkeyi ya? Excuse me, do you know where is the escalator? Escalator. No. Okay, thank you. Okay. Bak buradan geliyorlar Ebu. Asansör sırası burada. Oo.
Biz direkt buradan aşağı daldık, müzeyi gezdik. İyi oldu ama. Bayağı iyi oldu. Burayı görsek çünkü önce yukarı çıkacağız derdik. Müzeyi kaçırırdık. Evet. Hoş geldiniz asansör sırasına. Ben Çinli'yi, Koreli'yi, Tayvanlı'yı bunların hepsini gözümden tanırım. Hayırdır, nereden tanıyorsun? Jet Li filmlerinden. What number? Yep. Thank you. Terima kasih. Bak yukarıda sayıyor bu. Bizimki kaç? Bizde 36 yazıyordu. Bunda yazmıyor da. Benim anlamadığım fişte 50 bin yazıyor, biz 75 bin verdik. Onu da hatırlatalım. Burada restoranlarda, marketlerde, birçok yerde yazan fiyatın üstüne %10-20 gibi bir vergi geliyor kasada. Fark ettin değil mi onu? Evet. Bu ne diyorsun? Vergi diyor. Aklınızda olsun. Fiyatları değerlendirirken o şekilde değerlendirin. Bizim otelde kalan kız değil mi ya şu? O ne? Küçük olan. Bak şimdi. Benziyor. Ne kadar benziyor. Minnacık. Nasıl oynuyor asansör? Oo. Taşıma kapasitesi 800 kiloymuş ve asansör binlerce dansöz var asansörü ya. Cihan ben bu asansöre pardon binemem. Ya, sallanıyor asansör baksanıza. Abi sen de yapma. Metrobüse biner gibi binmeye çalışıyor adam. Nasıl sallanıyor? Cihan ben bu asansöre binemem. 40 kat çıkabilir miyiz? 40 kat çıkarım, bu asansör binemem şu an. Bayağı sallanıyor. İnsanlar hiç korkmuyor, inanılmaz bir şey. Demek ki sağlam yapmışlar. Ve bir görevli de yok hani, yeter tamam 3 kişi 5 kişi oldunuz. Değil mi? Sıkış sıkış biniyor herkes. Ben binerken sayacağım herkesi. Ne yapacağız? Kilosuna göre. Ne bileyim. Biz bir sonrakine galiba bineriz değil mi? Sen deri taklidi yapsana, ikimiz binelim sadece. Tamam. Başla yavaş. Ben de. Yavaş yavaş, kaşın gözün oynamaya başlasın. Heh. Güzel. Başla hip hoptansa, helikopter çek bir tane. Güzel. İlgiler üstümüzde şu anda, evet. Evet, evet, ilgiler üstümüzde. 800 kiloyu tamamlıyorlar galiba insan sayısıyla. Evet. O zaman tartı mı var? Tartı yok. Adam öyle mesela kafasına göre 50, 100, 150, 200'ü hesaplıyor. Ortalama. Diyetisyen kullanıyorlar herkes. Ya beni 50 alır, seni 100 alır gibi. İkimizi ayırmasınlar ha. Evet, şimdi kelle koltukta bir asansör yolculuğuna başlıyoruz. Adama söyle, tamam da okeydi. Endonezya'nın İbrahim Tatlıses'i çalan şu anda. Olabilir. Şimdi gülmek istemiyorum. Belki de önemli biridir. Güzel söylüyor. Bak bütün doğu çalgıları. Bu da Endonezya'nın Ümit Besen'i. Tanımıyor musun? Kimse gülmüyor çünkü. Mesela bir asansörde bizim orada İbrahim Tatlıses çalsak içerideki insanlardan birkaçı güler. Peki var mı asansörde dans ettirmeye? Biz çok avantajlı çıkıyoruz ama bayağı hafif şu anda. Bak şunu anlatmaya çalıştık. Asansör hep 3. katta gözüküyor. Ya 1, 2, 3'te takılıyor. 3. kat dedim mi 100 metre çıkıyorsun. Evet. Hiç hissetmiyorsun ama değil mi çıkarken? Yok. Ben şeyi düşünüyorum. O aradaki 100 metrede ne dönüyor? Okkalı bir 3 kat. Geldik. Evet şimdi 140 metreden kulaklarım tıkandı. Jakarta manzaralarını izleyeceğiz. Böyle çıktık. Ay. Soldan mı dönelim, sağdan mı dönelim? Şöyle gidelim. Of ne güzel esiyor. Evet. Çocuk sen mi büyüksün, biz mi büyüğüz lan Jakarta? Ya şurada da var. Kaçırdım yine. Oo, ne güzel sen. Hadi buradan şimdi şu bana neyi bul? Bir dakika şunu bekleyin. Buradan bana aşkım roller coaster'ı bul. Tema parkı bul bana. Nasıl bulacağım Cihan? Bulursun görünüyor ya mu? Görünüyor mu? Görünecek birazdan. Çok mu terledin? Terledim. Şu çantayı çıkartayım, kurutayım biraz sırtımı. Bakayım sırtına. Cihan su gibisin. Şimdi ama üşütme. Şimdi biraz da buraya takacağım. Önden yakım yapacağım. Yapma onu bence. Neden? Yapma. Onu yapmayayım mı? Yapma. İşemişsin mi derler? Yani kötü görünebilir biraz. Ha seksiliyim diyorsun. Endonezya piyasasında şey oldular. Yok be benden bir şey olmaz.
Daha bir 2-3 gün daha kahvaltı etmeden takılırsam şurada. Benim burada yaşadığım sıkıntılardan birine değineceğim. Şimdi bunların herhalde trafiği tersten olduğu için bize göre hep nasıl yürüyorlar? Soldan yürüyorlar. Biz de alışmışız ya, hep sağdan yürürüz. Giderken sağdan gideriz. Hep böyle oluyorum insanlarla. Evet, fake atıp duruyoruz. Trafikte çok acayip bir de. Bir yerden bir yere giderken mesela seni bir yola götürecek ya bak. Yolun bu, yerin bu. Seni buraya böyle götürmüyor da tabi buradan böyle bir dolaştırıyor. En yakın mesafeyi çok uzun ediyor. Niye öyle? Mesela şimdi buradan inerken biz nereden ineriz? Şöyle biraz geriden gel. Bakalım. Biz normalde merdivenden inerken bu taraftan sağdan ineriz. İn onlar bakalım, buradan olacak geliyor işte. Evet, o yüzden doğru hep karıştırıyoruz. Evet. Daha bir kaza yaşamadık Allah'tan ama. Karışık geldiler. Bak bunlar karışık geldi. Bunlar kesin Türk. Are you from Turkey? Turkey. Bak, gitme yolu. Evet. Sıradakilerin vay halına diyoruz. Bizden evet sonra coşmuş iyice sıra. İyi ki buna denk gelmemişiz. Ne yapalım aşkım? Ne yapalım? Bir şeyler içelim mi, soğuk bir yerler bulalım? Olur. Burada bir şey bulmak da zor şimdi. Nereden hadi ne bulacağız? Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hoppa be. Ay. Evet, nereye gittiğini bilmediğimiz bir servis edin git şimdi. Sen seversin de nereye gittiğini bilmeyen yerleri. Severim, çok severim. Kaç paramış amca? How much one? Fresh mi? How much? 20,000 for this. Can you throw again? This. 40 bin liraya imitasyon kuş ya. Ama şimdi almazsan ayıp olur. Ya alsam alırım, ne olacak ki? Nerede taşıyacağım? Çantaya koyarım. Kurdu, attı. Ha çok güzel be. 10,000 Okay. Just for trade. 10,000. We don't need it. Okay. E hadi alalım bir tane. Hadi alalım. 1 2 3 4 5 6. Ha? No, ha? One, one. Ha, o şey ne? Kaçtı. Şey, 10,000. Aha, 10,000. Nasıl thank kurulduğunu you da. How do you? Can you show? Kuşumuzu kuruyoruz. Kurma kuş aldık ya Endonezya'dan. Yap yap yap. Turkey. Turkey'ye fly. Tutuyor. Ha, lastik döndükçe. Slowly slowly değil mi? Yes, more. Şuradan çeviriyoruz. Biz çevir açık alanda atalım bunu. Şimdi burada etrafta var ya. Trimakasi. Aa şu kuklalar çok iyi bak. Hangi? Şunlar şöyle çevirmeli kukla değil mi? Şunlar böyle çık 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 çeviriyorsun. Bilmiyorum ben. Hı? Bilmiyorum. This, what was this? Just... O su söyle sadece. Yo bak elini takıyorsun buraya, bir şeyler yapıyorsun. Ha kukla. Elinle oynattığın kukla. Evet evet. How much this is? 30, okay. 70 lira. Evet. Yapalım mı bir kukla? Yok. Yerimiz yok, hiçbir şey yerimiz yok ya. Kuşu bile birazdan özgürlüğüne uçuracağım. Ne? Sapulu Berto. Ya. Sapulu Berto fly o Turku. Ya. Yes. Tomorrow. 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 Hadi. İçelim mi bir şey? İçelim. Burası turistik bir yer olmasına rağmen çok uygun fiyatlı. Evet. Oyuncaklar ucuz burada fark ettiysen. Her şey ucuz. Kıyafetler de ucuz. Aynen. Altı tişört 100 bin yazmış. Evet. 200... Mugoreng. Mugoreng. Hmm. Endonezya food. 40 lira demiş şöyle bir yemeğe. 40 lira, 40 lira, 50 lira. Bifliler 50 lira oluyor galiba. Şu buranın meşhur bir yemeği. Ama Baksa cesaret Urat edemiyorum. Is it cold meat? Cold meat. Chicken meat. Chicken meat. Her şeye yes diyor. Cold meat, chicken meat. Çak çak. Anlıyor da. Karapatu.
Jakarta içinde ulaşım çok kolay. Burada Grab diye bir program kullanıyorlar. İstediğiniz şekilde bir transfer aracı yakalayabiliyorsunuz. Lüks arabalar, motosikletler, normal arabalar şeklinde 3-4 seçenek var. Jakarta'ya gelirseniz eğer bir gün 3-5 tane zaten görülecek ana böyle simgesel yapısı var. Onlardan bir tanesi İstiklal Camii. Hemen kısa bilgi verelim. Cami dünyanın ilk 10 büyük camisinin içindeymiş. 200 bin kişiden fazla insan aynı anda burada ibadet yapabiliyormuş aşkım. Evet, girişi bulacağız şimdi. O kadar büyük ki 5 katlıymış bu arada, söylemiş miydim bilmiyorum. Girişi neresi bir soralım. Bak burada ayakkabı olayları var. Bakayım. Burada düğmesi var. Düğmeden açıp kapatabiliyorsun. Tamam. 10 numara. İyiyiz, hoşuz. Şu göbeğe de sakladık mı? Çok güzel oldun sen. Yakıştı bana. Dolaşılır bunda ha. Serin tutuyor bayağı. Memnun oldum. Hadi. Şey gibi oldum ya. Harry Potter'ın resmi. Gözlüğünü unutma orada. Elbiseleri verdikleri yerde bize gruba katılın, onlarla birlikte girmeniz gerekiyor dediler. Biz şey yapmadık, çıktık kendimiz kendi şartlarımıza girelim dedik ama sonra tekrar seslendiler arkamızdan. Dedi ki biz Müslümanız, hani istediğimiz camiye girer çıkarız, yani Müslümanlık dini bunu gerektirir değil mi? Ha siz Müslümansanız o zaman girin dediler. Diğer grupları orada tutuyorlar. Biz şu anda kendimiz gireceğiz. Gruptan koptuk, ayakkabıları da kaybetmeyiz inşallah diyoruz. Gidelim. ...42 Konya geldi bize. Konyalılara selam. Okay. Burada sadece ibadet değil... ...onunla birlikte sosyal aktiviteler de gerçekleşiyormuş. Fuarlar düzenleniyormuş içeride. Sosyal faaliyetler gerçekleştiriyormuş. Konferanslar yapılıyormuş. Müze sergi olarak da kullanılıyormuş. Şuranın büyüklüğüne bak Ebu. Evet, burada abdest alıyorlar. İstiklal Camii inşa edilirken buradaki her detaya bir anlam yüklemişler arkadaşlar. Bu gördüğümüz 12 tane sütun içerideki peygamberimizin doğum ayını simgeliyormuş. 66.66 metrelik bir minaresi var bu caminin. O da Kur'an'daki 6666 ayete denk geliyormuş. Onun dışında 5 katlı bir yer ve bu da İslam'ın şartlarını simgeliyormuş. Daha bizim bilmediğimiz nice burada anlamlar vardır ama öğrenebildiklerimiz bunlar. İnsan kendini çok iyi hissediyor, geniş. Işıklandırması çok iyi ve havadar, yani esiyor da içerisi. Güzel bir yer. Buraya gelirseniz mutlaka gelin görün. Eminim çok güzel hissettirecektir size kendinizi. Ne diyorsun aşkım? Yani güzel hissettirici gerçekten. Evet, yani burada hiçbir şeyden kaçınmayıp bu kadar detayı caminin içine yerleştirmek gerçekten evet, büyük iş. Yani tabii cami anlamı dışında bir de ülkenin bağımsızlığını da burada, hı-hı, bir temsili durumu olduğu için o yüzden daha da detaylı her şey düşünülmüş, ince bir şekilde yapılmış. Vallahi helal olsun. Çok güzel bir yapı. Bence gurur verici bir şey yani ülke, evet, için değil mi? Evet, evet, İstiklal Camii'nden çıkıyoruz şimdi. Hemen karşısına yine Endonezya'nın en büyük kilisesini inşa etmişler ve aynı zamanda inşa edilmiş bunlar. Buradaki mesaj da dinlerin hoşgörüsünü vurgulamakmış. Yani Müslümanlık ve Hristiyanlık dini aynı anda karşılıklı şekilde ibadet edebilir vurgusunu burada ön plana koymuşlar. Yani çok güzel tabii ki. Düşünceli bir hareket. Hemen görelim. Zaten dinler orijinalinde hani kimi insanlar diyorlar ya işte savaşların sebebi dinler falan filan. Ben hiç ona katılmıyorum açıkçası. Çünkü neticede dinler öncesinde de savaşlar yaşanıyordu. Ne oldu? Test çürüdü. Burada nedir? Dini alet edenler utansın diyoruz. Trimakasi. Trimakasi sir. Türkiye. Türkiye. Ya İstanbul. Ya.
Do you like Turkey, Istanbul? Yeah, very good. Yeah. It's good city. Very very similar to here, Jakarta. Yeah. Busy, many people. It is a carpet from Turkey. This carpet from Turkey in the mosque? Yeah. Wow. When it was first built, it came from Turkey, you mean? Yeah. Wow, olaya bak. Caminin içindeki halı, this was built in 1975, yeah? Yeah. 75. Yeah. 1975 yılında yapılan bu caminin üzerinde kullanılan halılar Türkiye'denmiş. İnanılmazdı ya. Yeah. Değil mi? Evet. Thank you very much. Have a good day. Yeah. Şimdi kıyafetlerimizi verdik. Size de küçük bir hatırlatma yapalım istedik. İlk başta içeri girdiğimizde kafamızı örtmemizi istediler ve bizi direkt şuradaki satıcı noktasına yönlendirdiler. Biz de ilk başta alışveriş yapacaktık ama sonra hani bu tarafta bir ofisin olduğunu ve kiralama yapıldığını duyduk. Tabii biraz ağızdan ağza aslında ama kiralama değilmiş. Direkt bize verdiler ve çıkışta da ücret almadılar. Bilginiz olsun. Eğer buraya gelirseniz boşu boşuna hem yük edinmemiş olursunuz hem de para harcamamış olursunuz. Kötü. Ay bu ne? Kötü mü? Parfümlü. Aa, çay bu. Çay. Soğuk çay ama çok başka bir demli, çay. Fazla demli soğuk çay. Hani ya da iki günlük demli soğuk çay. Bence mesela yeşil çayın soğuk çayı gibi. Valla ben tam şey, bekar çayı gibi geldi bana. İki gün sonra içersin ya kalmış çayı bir daha buz gibi. Ekmekle tereyağı üstüne böyle tost makinesinden. Sus, acıktım Cihan. Ne yiyeceğiz? Bilmiyorum. Gel şuradan bir tavuk kopartalım ben. Hadi. Koş. İstiklal Camisi ile arası yaklaşık bir 50 metre falan. Evet, direkt karşısı. Camiden çıkıp kiliseyi de gezebilirsiniz geldiğinizde. Kültür turumuza küçük bir ara verdik şimdi. Telefonumuzun bataryası çabuk boşaldığı için kamera görevini görüyor kendisi bu gezimizde. O ağır yük kameraları falan taşımayalım dedik, değil mi bebeğim? Evet, öyle dedik. Biraz rahat gezelim istedik. Ama bataryamız yetmiyor. Daha doğrusu powerbank'ımıza el koydular Hindistan'da, sağ olsunlar. Bizim hatamız valizde. Çantamız geldi bu arada. Çantamız geldi, onun içinde unutmuşuz. O yüzden takıldı belki de. Şimdi gideceğiz, powerbank alacağız. Bir elektronik mağazası varmış burada büyükçe. Belki telefonların falan, onların fiyat karşılaştırmasını da yaparız. Daha sonra bir tema park var, oraya gideceğiz. Ebru hız trenine binecekmiş kendisi. Ya bizim ne işimiz var şimdi hız treni ben, falan? Ben hız treni olan ülkeye gittim mi orada hız treni yaparım. Aa, ben yaparım. Türkiye'den gelirken baktığımda iPhone'lar yarı fiyatı gözüküyordu. Hadi ya. Vallahi. Bir bakalım gerçekten de öyle mi? Samsung'un son çıkanı. 14.000, 28.000 lira bu. S24. S24 Plus 17x2, 34.000 lira. Bu Ultra, S24 Ultra. 22 milyon. Bizde de 44.000 lira. Samsung fiyatlarına baktık. Bir de Oppo fiyatlarına bakalım. Oppo'nun son çıkan telefonu neymiş? Önce onu bir öğrenelim. Can you show us which is the newest phone of Oppo? Newest one. Yeah, the newest one. Reno 11. This one. This one is the newest one. Bu Oppo'nun. Android 11 Pro. Bunlar son çıkanlarıymış. Yani, niye öyle ucuz? Bu taksidi mi acaba? Yani? This is the total price. Yes, 9 million. 6 million was. Sorry, 6 million. This one 9 million. And 9 million, yeah. 6 million. Bu Oppo'nun son çıkan Reno 11 Pro 5G. 9 milyon 18 rupi. 18 bin lira. 18 bin lira. Evet. Bu da renk seçenekleri de varmış. 6, 12 bin lira. Artık bunların ilgili olanı varsa, Türkiye'den izliyorsa değerlendirsin, fiyatlarına baksın. Evet, şu anda iPhone'a geldik. iPhone 15 Pro Max'in Endonezya fiyatlarını söylüyorum size. Hazır mıyız? Hazır mısınız? Üzülmek, ağlamak, tamam mı? Darlanmak yok. 256 GB iPhone 24 milyon rupi. iPhone 15 Pro Max değil mi bu? Tabii Pro Max. Tamam. Bir daha söylüyorum. 256 GB'ı 24 milyon. 48 bin lira. Evet. 512 GB'ı 29 milyon. 60 bin lira yaklaşık. 60 bin lira. 1 TB'lık iPhone 15 Pro Max'te 33 milyon rupi, yani 66 bin lira. Peki biz bunu diyelim burada aldık, ülkeye girerken ne kadar kayıt parası veriyoruz? Onları bilmiyorum ama bizim ülkede
o 66 bin liralık olan 100 bin lira. 100 bin lira yani 30 bin lira neredeyse 34 bin lira. Evet. Hani kayıt yaptırırsan da o da bir 15 bin lira mı oldu bilmiyorum. Olabilir tam bilmiyorum. Yine 20 bin lira falan ucuza geliyor 20-30 bin lira var. Aradığımız ürünü bulamadık. Hatta hiçbir şey bulamadık. Aradığımız hiçbir ürünü bulamayan Cihan. Şimdi biz GoPro için bir ses adaptörü arıyoruz. Telefonun şarjı çabuk bitiyor diye GoPro yedekli olsun diye yanımızda öyle bir şey arıyorduk. Burada ben size yok. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi diğeri de... hiç böyle şeyler anlatma. Evet. Cihan'ı biliyorsunuz ki tam bir elektronik aşığı. Evet. Evde her şeyi atar ama asla kablolarını atmaz. Atmam. O yüzden burayı merak ettiği için getirdi. Hayır. Bizi böyle sallıyor. Yok hayır. GoPro yok bilmiyorum. Hayır aşkım öyle bir şey var mı? Powerbank'ımıza el koydular ve bizim acil bir powerbank bulmamız lazımdı. İlk olarak onun için geldik. Geldik, GoPro'nun eksiklerini de tamamlarız dedik. Onu da bulamadık. Powerbank da çok pahalı. Onu da alamadık. Şimdi gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Tema Park'a gidiyoruz şimdi. Ciddi misin? Ama Tema Park şey sulu Cihan. Sulu, susuz bölümü de var. Sadece şey tren var, hız treni. Bilmez misin? Yok. Tema Kassa. Nasıl geldin? Güzel. Rahattı değil mi? Hı hı. Arabayla gelmiş olsaydık daha yoldaydık. Üç katı. Çok seviyorsun ya şu tema parkları gülüm. Çok. Neye bineceğim bakalım? Trimakasi. Trimakasi. Müslüm. Müslüm. Yeah. You Müslüm too. Ve selamun aleyküm. See you. Tema parka geldik. Hemen bir arkadaşa bakıp çıkacağız be yavrum ya. Ebru hiç sevmiyor burayı, şu anda yüzünü görmeniz lazım. O kadar çok burayı sevmeyen bir yüz var ki ben hissediyorum o yüzden. Bakalım kaç para. Hello. How much? 1% 50,000. 1% 50,000. 30,000. So when we pay 30,000, is it including any machines? Only to go in. Okay. Yes. For payment only cash. Only cash. Okay. Tamam. 2% 60,000. Okay. Paralar sende bebeğim. Atak yapıyor mu atak? Fışt yapar mı? Saldırır mı? No. Bir atak. Gel. Kalk. He? It's nice. Ay nice'miş bu. Çok nice bir şey. Çok nice. Oğlum aslan yavrusu. Aslan. What is its name? Bonbon. Say again? Bonbon. Bonbon. Bonibon. Bonibon. Trimakasi. Esneyip duruyor tipi. Hızlıca bir turlayıp çıkacağız. Zaten bir saate çıkmış bebeği. Sen trene bineceğim diye mi korkuyorsun? Ben bir şey bilmeyeceğim. Yok hayır ben bineceğim diye. Yok korkmuyorum. Kocaman başına bir şey gelecek diye mi korkuyorsun? Bizim burada ne işimiz var diyorum sadece. Aşkım bir gel görelim işte daha. Bunun ilerisi deniz. Biraz da sahilde zaman geçiririz. Zaten gün bitti. Büyük çabalarla şehir merkezinden yaklaşık 9 kilometre yolu motosikletlerle gelip roller coaster hız treninin olduğu parka vardık. İçeri girerken bizden giriş ücreti aldılar gördünüz. Ama bir girdik meğerse park kapanmış, oyuncaklar kapalıymış. Daha sonra etrafı keşfedelim derken keşfedilmeyecek kadar büyük bir parkın içine girdiğimizi fark ettik. Otostop çekip sahile geldik. Burada teleferikler var, restoranlar var, tekne turları var. Yani böyle kocaman bir alanı park olarak kapatmışlar. Küçük bir imparatorluk kurmuşlar diyebilir miyiz burada? Diyebiliriz. Değil mi? Yani sonsuz yürü yürü bitmiyor. İçinde geziyoruz şu anda. İlk defa denizi gördük Jakarta'da. Çok güzeldi deniz manzaraları. Hatta bir küçük drone var onu da göstereyim size. Seyahat ederken çok farklıyız aslında. Çok farklı şeylerden zevk alıyoruz. Şöyle ki
Cihan yapıları gezmeyi çok seviyor. Tarihini çok merak ediyor. Onu kurcalamayı, tarihin içinde gezmeyi çok seviyor. Bir turist gibi geziyor aslında daha çok. Ben de bir gezgin gibi gezmeyi seviyorum. Yani oranın ara sokaklarını, gittiğim ülkenin yemeklerini, kültürünü, insanını merak ediyorum. Siz nasıl gezmeyi seviyorsunuz mesela? Bu bölümümüzde birazcık Cihan'a ayak uydurdum. Ben sonraki bölümlerde de, yani yarın, ondan sonraki günler Cihan bana ayak uyduracaktır. Böyle birbirimizi dengelemeye çalışıyoruz. Ki birazcık Cihan'ı aramızda benim kadar tanıyanlar varsa bir şekilde istediğini yaptırır efendim. Eğer bir koç burcuyla evliyseniz kendi koç burçluğunuzu bir kenara kaldırmak zorundasınız. Ben de adalara gitmeye bekliyorum. Bugün böyle geçti biraz. Şimdi de şöyle bir yere geldik. Burada bir de yemek yeriz diye düşünüyoruz. En azından o konuda Cihan'ı ikna etmeye çalışacağım. Çünkü gelmişken buranın böyle bir kendi yemeklerini tatmak lazım diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Amca nasıl duruyor burada? Türk falan çıkmasın. Genelde Türk çıkıyor böyle eksantrik işler yapan abiler. Dur şimdi çözeceğim ben onu. Bir dakika. Sen de durursun. Şimdi ben sonun sırrını açıklıyorum çözdüğüm kadarıyla. Evet. Tamam mı? Duruşundan hemen anladım. Biliyorsun sesli ki benim, söyleme abinin ticaretini yapar. Benim fiziğim çok iyidir. Beni kimse anlamaz burada. Bakayım yok. Tamam. Anlamaz. Şimdi amcanın elinde bir tane sopa var ya. Evet. O sopanın içinden, yani gömleğinin içinden o sopanın bir şey gidiyor. Tamam mı? Tamam. Ve öyle yukarıdan sırtından aşağıya ve altına kadar oturuyor onun üstüne. Oturuyor onun üstüne. Evet. Yani aslında koluyla o taraftaki o tuttuğu şeyle bir bağlantısı yekpare var. Yekpare bir şey değil mi? Evet. Ya bir resim çekelim. Resim çekelim. Sen çekin hadi. Resim çekinirken çaktırmadan bir yokla bakalım sağda solda ne yapmış. Gel. Öbür tarafa geçirmiyor mu? Turkey. Turkey. This is hot. Yeah. Okay. This is your head. Uçuyormuş gibi yapacaksın Cihan. Bunu ne yapacağız? This leg. Your second ticket ne? Bravo. Burada böyle her şey var. Şimdi bir tarafta mesela böyle galiba şu el falı resim yapanlar var. Burası böyle tam merkez meydan değil mi Cihan? Yani evet. Tarihi meydan işte. Old Town denilen yermiş burası. Daha önceden Hollanda'nın sömürgesi zamanlarında Hollanda burayı, bu bölge adaları, Hint adalarına kadar o sömürge adaların başkenti, bir teyzemiz var. Başkenti olarak bu meydanı belirlemiş. Burada işte depoları, ondan sonra yönetim binası falan, o demin geçtiğimiz meydan var ya, hı hı. Orası o işler için kullanılıyormuş. Avrupa mimarisinin izlerinin olduğu, şu anda da böyle bir tarihi meydan gibi kullanılan Old Town'muş burası aşkım. Ve buranın eski adı da Batavia'ymış bak şurada. Mekanların yarısının ismi Batavia. Şunu da söyleyelim, Jakarta'nın ilk kurulduğu yer burasıymış. İlk mahalle, Jakarta bunun ilk üstüne cadde. Kurulmuş yani. Evet, bu yavaş yavaş büyüyerek böyle 13-15 milyon kadar olmuş. Deneyim mi? Dene. Sapi diyor, sapi diye yılan bulan olmasın? Bilmiyorum. So this is sapi. Which is sapi? Yani sapi. Chicken? Yes. Ver lan bir tane. Okay. Tavuk ayağı. Yer miyiz? Yapar mıyız bir tavuk ayağı? Yiyecek misin? Yok yemeyeyim ya. O kadar da değil ya. How much is this madam for one? One piece. Box, okay. Box 90 lira. Yani 90 lira. Bir şey oluyor herhalde. Bu sos yemin ediyorum zehir gibi. Ağzımdan burnumdan çıkıyor şu anda bütün seyahat. Sana ne oluyor? Üçtüm, üçtüm çok kötü. Görmek istediğimiz bir diğer yer de burasıydı. National Museum. Burada Endonezya'nın sıfırdan, yani insanlık zaten burada doğdu diyorlar, bu adalarda doğdu diyorlar. Sıfırdan şu ana kadarki olan gelişimini gösteriyormuş. Bulunan kalıntılar, işte mumyalar, bal mumundan evet, heykeller gibi çok güzel burada tarihi eserler görecektik tarihten bugüne. Ama burası da kapalı. Söyleyeyim, bizdeki PCX'ler var ya, Honda PCX. Onun 160'lık versiyonu var burada birçok yerde. Bizde bildiğim kadarıyla 125'i var. Az sayıda 150 var. Burada 160 gördük bayağı. Honda bu mu acaba? Yok. Bir de bu Vario diye bir şey var. Bu da bak 160'lık bir scooter.